Evet sevgili GAD TV takipçileri, bir kez daha günün son canlı yayınında karşınızdayız ve yanımda çok değerli bir misafirim var. Akademisyen, spor adamı, spor hocası, muallim diyor kendisi ama Nazım Yani Burgul, hoş geldiniz abi. sağ olun, hoş bulduk. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Yeni medya düzeni içerisinde çok önemli bir açılım. GAD TV Haber Portalı sizi canlayanlarla birlikte izliyoruz, takip ediyoruz. Sürekli olarak gerek yurt içi gerekse uluslararası, uluslararası haber kaynaklarımızla birlikte gerek sağlık, gerek spor, gerek bu arada seçim 2018'e Evet. giderken de gündem yapan, gerçekten uzlaştırıcı ve de doğru haber peşinde Gayemiz de o zaten. çalışan çok değerli bir haber portalı. Bir aylık bir sürede 11 bin takipçi oldu artık. Yazılı araçlar artık tablete Görsel geldi. ödedik, görsel Evet, ödedik. görsel, elektronik basın. Herkesin bir tableti var, herkesin bir sosyal medya hesabı var. Sonuçta da bu tip operasyonların giderek artması, devam ederek artması ve sizlerin tabii ki GAD TV Haber Portalı olarak da daha nice başarılarda uzun ömürlü, Teşekkür olasılıklı ederiz. bir İnşallah. kaliteli yayıncılıkla taraf olursunuz, dürüstlüğün tarafta olun. İnşallah. Tabii ki onu korumak lazım. Her Evet. gazetecinin görevi. Burada Evet. tabii ki şöyle Çünkü. bir, bana bu konu açtığı şey de var tabii. Evet. Şimdi ben konuşuyoruz ya, bu konuyu tabii Hı kendi hı. aramızda da. Hani o vardır ya, mesela biriyle konuşuyorsun da sözümü çarpıttı ya da Hı yanlış yazdı. hı. Burada öyle bir şans yok. Orada bir diyor, açıyorsun sen de diyorsun. Evet. Sen de yanlış bir şey yazamıyorsun. O da yanlış bir şey söylemiyor Yok, orada. hemfikir. Bu Anlayış işte. önemli bir şey ama tabii ki yani yazılı basının da gittik sonra artık yani Tabii. önemli ortadan kalkması da üzücü benim için aslında. Romantik bir düşünceye sahip birisi Maalesef. olarak. 500 yıldır New York Times dergisi artık tablete girdi. Yani Artık yok. yok. Yeni medya düzeni içerisinde 2040 yılı itibariyle de artık yazılı araçların maalesef Gitmeyebilir o kadar belki de bilmiyorum ben de. olabilir. O 10 sene içerisinde bu Çok işlerin çok dönüşüm hızlı olacağını. devam ediyoruz. Ve sonuçta bu elektronik medyanın da sosyal medyanın artık her yerde haber var. Her yerde politika var. Her yerde siyaset var. Sonuçta da GAD TV haber portalı olarak tabii gerek işte ülke içinde halihazırda seçimlerimiz var. O seçimlerden haberlerin atlatılması. Bunun yanında tabii ki magazin haberler de Var birçok çok talebi var. Spor çok. haberlerinin talebi çok. Sağlıkla ilgili boyut çok önemli artık. İnsanların sağlık bilinci, egzersiz bilinci ve de tabii ki yaşam kalitesine ilişkin her türlü operasyonel hazırlık içerisinde var olan her türlü imkandan da faydalanmak istiyorlar. İnsanlar seyahat alıyor. İnsanlar daha kaliteli yaşamak istiyor. İnsanlar daha tarafsız, daha objektif anlamda da haberlerle birlikte bahsettiğiniz gibi saptırmadan, sonuçta bu noktalarda Çarpıtmadan, çarpıtmadan tabii ki şey yapmak önemlidir. lazım. Sonuçta başarılarımızın devam ederim. Teşekkür ederim. Tabii spor adamı, spor konuşacağız ama biz Evet. tabii en çok da sporla siyasetin karışmamasını istiyoruz ama Evet. Kıbrıs gibi bir yerde yaşadığınız zaman Evet. direkt olarak Kıbrıs sorunuysa aslında sporla siyaset Tabii ki. başlıyor oradan karışmaya. Biliyorsun işte yıllardır süren spor ambargosu. Gerçi biz Evet. ambargoları bireysel olarak çoğu yıl delindik geçtik siz de biliyorsunuz bunları ama genel olarak sporun durumunu bu Kıbrıs'ta nasıl görüyorsunuz? Yani kuzeyde özellikle profesyonellik Yok. anlamında yok. Maalesef. Amatör düzeyde de çok öyle zorlaya zorlaya yapılan bir şeyler var. Ama yine de Kıbrıs Türk halkı sporu seviyor. Spor Evet. yapıyor. Tabii, sonuçta İlgi de alanlar çok. futbol olsun, basketbol olsun ilgileniyoruz. Çok ilgiliyiz. Tabii spor artık sporculara bırakılmayacak kadar çok ciddi bir iş. Endüstriyel spora baktığımızda bugün futbol, kitle spor, futbol. Yani futbol, spor denince futbol akla geliyor. Bu lokomotif de futbol. Ülkemizde de zaten kitle spor denince akla futbol geliyor. 300 bin futbol kulübü var. 250 milyar dolarlık portföyü var. Ve 240 milyon aktif lisanslı futbolcusu. Yani futbolun endüstriyel boyutu sanata da, siyasete de, tabii ki sporun kendi özüne de ve örgüsü finansmana da katkıda bulunuyor. Olimpiyat oyunları düzenleyen ülkeler bugün kendi ülkeler içerisinde olimpiyat oyunları esnasında da 44 değişik sektörden fayda sağlıyorlar. Bunun siyasal boyutu var. Yani Forza Milan derdi, Forza Italia demek başladı, Evet. Berlusconi. Tabii. Veya Aziz Yıldırım bugün adaylığını konuşsa İstanbul'da 3,5 milyon seçmen portföyü var. Kadıköy'de bir seçilir. Veya memleketimizde de böyle. Yani sporcuların söylemleri koyu puntolarla gazetelerde kendini ifade etme noktasında, kendilerini tanıtma noktasında hiçbir sakıncaları yok, hiçbir dezavantajları yok. Aksine avantajları var. Sonuçta spor 2,5 milyon insanın birinci hobisi, birinci dalı. Ülkemizde de aktif lisanslı sporcu baktığımda 20 bin kişi, yani 5 kişiden biri aktif lisanslı sporcu. Hepimiz avcıyız, futbolcuyuz, basketbolcuyuz.
voleybol. Yani bir yerinde tuttuk spor. Herkes gerek pasif anlamda iştirak, gerekse aktif anlamda alanda yer aldık. Olmaya da devam ediyoruz. Bugün baktığımızda siyasi yazarların da geçmişinde futbol var. Evet, bakanların, yatır doktor olursun, ya sporcu olursun, bu noktada kendinizi ifade edersiniz ve tabii ki seçim noktasında da sporun politikaları önemli. Hükümet programlarında ya da politikalar var. Tabii kitle eliti özendirmek, başarılı sporcuyu korumak ve bu noktada kitlesel anlamda insanlara spor servisi verebilecek bir finans bir kaynağımız yok. Baktığımızda Milli Eğitim Gençlik ve Spor'un totalde %1'lik bir çok düşük bir rakam bütçesi var. Evet, çok düşük. Yani geleceğimiz, gençlerimiz dediğimiz spor da artık bu seçim satım haline girildi. Sportif organizasyonlarda artık göreceğiz değişik formayla, değişik kaş kollarla, kravatlarla çok değerli adayları da izleyeceğiz. Ama spor böyle 12 ay devam eden bir konsoldu. Spor çok ciddi bir işte. Sporun kendine ait sportif değerleri yanında siyasal anlamda da açılımları vardır. Pazarlama anlamında da, hatlar işletme anlamında da açılımları var. Yani spora baktığımızda bugün biz sadece işin görünen boyutunu görüyoruz ama artık endüstri spor ailesi içerisinde çok güçlü finansman var. Çok büyük bir pazarlama operasyonu var. Çok bir reklam var. Bizim burada bu spor politikaları dediğin de yani, çoğu politikamız bir şeye yaramıyor da bu spor politikası konusunda sen ne düşünüyorsun? Yani yeterli bir şey oldu mu? Var bir uğraşı ama. Var ama kitleyi teşvik etmek ve eliti özendirme noktasında sınıfta kaldık. Anayasal hak bir spor yapma hakkı. Yani başarılı sporcunun korunması, dünya şampiyonasında, olimpiyatlarda koşan atletlerimiz vardır. Atıcılarımız vardır, Türkiye rekortmeni, bisikletçilerimiz vardır. Masa tenisinde şampiyonluk yaşayan, basketbolda şampiyonluk yaşayan çok değerli değerlerimiz, atletlerimiz, değerlerimiz var. Ama maalesef baktığımızda aşağıdan gelen aday sporcuları cezbedecek, aday sporcuların üst yapıda mesleki anlamda iş görecekleri bir spor dünyamız yok. Profesyonelleşme şart. İki, bu süreçte finansal ve teknolojik uyumun da memlekete getirilmesi şart. Bizim maalesef daha sahaları beceremedik. Maalesef salonlardaki ısıtmayı beceremedik, havalandırmayı beceremedik. Tabii yapılan işler var, çok çok kötü bir tablo çizmeyeyim. Geçmişin nazaran tartan pistlerimiz artıyor. Sahalar da gördük. Çim, bayağı güzel sahalar. Evet, çim sahaları yavaş yavaş giderek kaliteli bir dönemde artmakta ama bunun performans boyutu yarın alınabilecek bir gösterge yok. Yani spor ve eğitim 30 yıllık yatırımlarla bir eğitimsel dönüşüm veya sportif bir dönüşüm bir olimpik atlet yetiştirmek istiyorsak bunun işte çeyrek yüzyılda 25 ile 30 yıl içerisinde yapacağımız yatırımlarla o noktaya gelebiliyoruz. Bugün güneye baktığımızda güney artık endüstri futbol. Sporun endüstri sporun bir ailesi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde maç yapıyor mesela en basit. Ayelli Masol ile Fenerbahçe maç yapıyor. Onların başka çok genç Türkleri bir başkan. Dedik sizin yıllık geliriniz kaç para? Dedi ki Fanella 2,5 milyon euro forma satışı. Artı müşterek bahis 1,5 milyon euro. Aidatlarımız var. Mobil aidatlarımız var. 1 milyon euro. Ve de tabii ki TVMC kuruluştan almış olduktan sonra. Avaraj Official 7,5 milyon euro bir gelirimiz var yıllık. Aboel'in şampiyonları. Onu Aboel diyorlar artık. Şampiyonlar Ligi. Geçen Harry Kane'li bir maç var. Aboel'in maçı var Tottenham'da. Real Madrid'le oynandı. Borussia Dortmund'la. Bir gecede totalde 8 milyon euroluk bir kat sayı. Bir nakit elde etmiş. Berabere kaldı zaten. Evet. Da sonuçta ayak bastı parası UEFA'dan alınan gelir. Her attığınız golde gelir. Aldığınız puanla gelir. TVMC kuruluşlarından gelir. Müşterek bahislerden gelir. Hediyelik eşya satışı gelir. 20 bin kişi 30 liradan o gece 600 bin euroluk bir maç hasılatı gelir. Kombinelerimiz var. Gelir. Mobil aidatlar var. Gelir. Devlet katkısı var. Gelir. FIFA katkıları var. Yani baktığımızda bir gecede bizim 8 tane Süper Lig kulübünün yıllık bütçesine denk gelen bir getirisi var. Öyle olunca ona abone oluyor. Yani sonuçta onlar da 8 sıfırlardan geldiler buraya. Yani baktığımızda Andorra Liechtenstein ayarında bir Kıbrıs milli takım vardı 70 yıllarda. 8 diye 12, 20 sayı 20 sıfır fark yiyerek Malta'dan 12 tane gol yiyerek bugünlere gelindi. Kıbrıs Cumhuriyeti baktığımızda bugün olimpik atleti de var. Olimpik tenisçisi var, olimpik yüzücüsü var, işte futbol takımı. Yatta şampiyon aldı, dünya şampiyonu oldu. Aynen. Tenisçisi de var. Var. Yani tabii bu tek ülke, tek temsiliyet konusundan mütevellit ortaya çıkan bir durum. Yani tek ülke Kıbrıs Cumhuriyeti, tek temsiliyet Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bağlı federasyonlar.
Şimdi o bütünlüklü çözüm yok gibi görünüyor şu an. Müzakerede yokmuş. Kuzey ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında da bir ne var? İstişare var. Kopyaşın yapmaya çalıştık. O da olmadı. Olmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Cumhuriyeti ile olan ilişkiler sıcak. Değil mi? Oyun takımlar düzeyinde. Bizi çok üzüyor aslında. Hep çok kulüpler. Hep taçtan yapmadan. Yani üzerimizde Türk Hava Yolları gelip güneye de gelip. Evet. Anortosis, Limassol. Milli maçta oynadılar. Milli maç bravo. U17, 19 tane milli maç. 7 tane bu tarafı. Bravo. Yani baktım hem milli düzeyde hem de kulüpsel düzeyde de iki taraf arasında da bir ilişki var. Yani official bir şey. Resmi tabii. FIFA diyor ki beni tanır mısınız ve benim kurullarıma saygı duyar mısınız? İlk söylediği budur. Zürich'te oturduğunuz zaman masaya. Beni tanır mısınız? Evet FIFA. Benim kurullarıma saygı duyar mısınız? Evet. Kur'an dedi tek ülke tek temsil diyor. Tek ülke kim? Kıbrıs Cumhuriyeti. Tek temsil de Kıbrıs milli takımı. Böyle bir ortamda bizim bir açılımımız söz konusu mu? Hayır. Türkiye bu noktada o sürece katkıda bulunuyor mu? Evet. Yıldırım Demirören, Mösyö Platini ve Rum Federasyon Başkanı ile böyle üçlü yemekler, birliktelikler yapıyormuş. Nesterzik, UEFA 1. As Başkanı seçimlere girerken 3 tane oy güneyden aldı mı Kıbrıs Cumhuriyeti'ni? Aldı mı? Alıyor. Neofi Dükova Başkanı. Herkes ilişkileri diplomatik. Uluslararası tabii de Uluslararası Türkiye ile ilişkilerinde yapıcı ve yaratıcı mı? Evet, birliktelikler var mıdır? Evet, bu Fenerbahçe'nin basketbolundan, voleybolundan tutun da plaj voleyboluna kadar olan süreçte bir birliktelikleri var mıdır? Evet, endüstri spor bu mudur? Evet, kurallar bu. Evet, biz ne olacak? Bizim bir kuzey açılımımız yok, bir güney açılımımız da yok. Ne yapalım? Hiçbir şey yapamıyoruz. İşte Evo da büyük dedi. Çok doğru bir çıkış aslında. Ben onu çok beğenmedim o zaman. Yani gerçekten çok doğru bir çıkış oldu. Evet. Yani sonuçta o söylem artık iyi oldu. Hayat buldu. Ulaş Bey. Sonuçta Çin seçimi 2018. Bir taraftır ki lan Türkiye var. Türkiye burada işgal pozisyonunda. Egemenliği var. Ve bir vitrin demokrasisinin içerisinde bir seçim oluyor. Yani böyle bir iktidar yok. Yani hükümet olursunuz ama iktidar olamazsınız. Evet, Kıbrıs'ta öyle. Üretim. Üretim olmayınca hükümet olursunuz ama iktidar olamazsınız. Esporda da hükümet olabilirsiniz ama iktidar olamazsınız. İktidarlık çünkü gerçek üretimden geçer. Gerçek o ailenin içerisine adapte olmaktan geçer. Diğer bir kısımda işte yaşasın cumhuriyet var. Tamam ama cumhuriyet böyle kuponlarla biriktirip, para biriktirip nevresin takımına benzemez. Yani bu bir sportif takımdır bu. Yani tamam cumhuriyet takım tamam ama İşte bu karma, kakateci karması veya milli takım yani evrende yok maalesef. Yani biz bunları dillendiriyoruz. Çok üzücü, çok da üzücü, çok değerli, çok yetenekli gençler. Geç olarsa gidiyorsa gitti. Yani. Evet maalesef dört kuşağı unuttuk. Yani çok çok değerli atletlerimiz var. Çok değerli futbolcular, basketçiler maalesef geçmiş dönemde. Bu değerlere gittiği neden havuç yok. Havuçun olmadığı süreçte de performans yok. Performans yoksa da seyirciyor. Soruyoruz. Neden gelmez? Harun Bey koşuyor yurt dışında, maratonlara katılır. Neden? Ve sonucu orada bir keyif alır. Orada bir operasyon var. Orada bir hazırlık var. Orada bir pazarlama var. Orada bir insan sağlığı var. Yani Harun Bey'in maraton koşularında. Ve Ulaş Boraş'a sorar. Neden gelmiyorsun maçlara? Neden geleyim der mesela. Veya yeşil kravat, kırmızı kravat, turuncu kravat, mavi kravat da maça gelir arkadaşlar. Samimi değil. 3 kuruş faydamız yok bizim futbola. Hayır, o dönemde de Kopo'la istişarede de büyük bir kısım bunu reddetti. Ama ve lakin reddeden arkadaşlarında 3 kuruşluk sporunda faydası olmadı. Hem yapmadı hem yaptırmadı. Evet, böyle kaldı. Evet. Ve her ne pahasına olursa olsun biz bu uluslararası spor organizasyonlarına katılmak istiyoruz diye çok büyük bir kitle var. Kıbrıs Türk Spor Yazarları'nın yaptığı kamuoyu araştırması sporcular içerisinde. Her ne pahasına olursa olsun biz sportif organizasyonlara katılmak istiyoruz. Bu olimpiyat bayrağı da olabilir. Yani olimpiyat bayrağıyla katılırsınız. Orada KKTC'ye kendi ülkenizin Kıbrıs'ın kuzeyini tanıtırsınız. Ama bir katılım, bir iştirak, bir birliktelik ve kendinizi ifade etme noktasında masadan kaçmadan kendimizi ifade etme konusunda önemliydi. Bunu biz yıllarca yapmadık. Ama bundan sonraki süreçte inşallah artık seçimle birlikte işte Ulusal Birlik Partisi ve Tufan Hoca, CTP, Halkın Partisi, Serdar Bey, Cemal Bey, değil mi? Baktığımızda hükümet programları içerisinde alacak 3-5 2'li 3'lük koalisyonlara göre. Koalisyonlardaki genç arkadaşlar var. Yani Tufan Hoca Gaymaklı'da futbol oynamış. Kurtuluk Bey'le kamçılık yaptık. Bu işi Tufan Hoca futbol oynadı bilmez mi? İlkokuldan. Küçük Gaymaklı'da okuluna yetişmeye alt yapımda oynadı. Hüseyin Başkan zaten olimpik atlet. Kıbrıs Türk Spor tarihinin en iyi sporcularından biri.
Cemal Hoca Milli Eğitim içerisinde çok önemli yer sahip. Bu okul sporları noktasında çok başarılı. Eser Darbe Kezar Halbici. Bu işi evet. Bilen, sporu bilen gençlerle geçiyor. Ben sporcu. Arıklı Bey kendisi hala hazırda halı sahada yıllardan gösteriyor, kendini gösteriyor. Yani baktığımızda sporcu bir memleketin evlatlarıyız ama spora katkı yapma noktasında sınıfta kalıyoruz. Gençlere katkı yapma noktasında sınıfta kalıyoruz. Yani gençlik neresinin kamçılık, balıkçılık olarak görüyoruz. Gençlik operasyonu kamçılık, balıkçılık değil ya. Gençlik orada daha büyük bir iştir. Daha büyük bir sanattır, daha büyük bir kültürel tepkidir, daha büyük bir açılımdır, daha önemli kamplardır, daha büyük bir birlikteliktir. Yani daha büyük, daha geniş düşünmek lazım. Biz maalesef kamçılık, balıkçılık gördük. Biraz da çiğde kaldığımızda doğru olur mu? Yani evrensel açılamıyoruz yani. O şeylerin girişemiyoruz biz de o işlere. Peki de alıp getiremiyoruz o evrensel değerleri buraya bilmiyorum. Valla 2003'te umut var. Tabii. Yani Çatapel'e bir umut ışığı oldu ama sonra bir hayal kırıklığı noktasına da gitti. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin yapamadıklarını CTP'ye yapacağım dedi. Hayal kırıklığı, şimdi HEP'e geliyor. HEP olur mu? Olabilir. Hükümette oraya TDP olabilir. Yani onlar bir iddialar var. Onlar da olası bir hükümet programı içerisinde bunları yerine getiremezlerse, bu adaleti sağlayamazlarsa, bu sevgi bağını gençlerle birlikte olma noktasında sivil toplum örgütlerini harekete geçirmezlerse, sponsorluk kanunu ortaya çıkarıp da insanlarla birlikte bunu özel sektörle paylaşamazlarsa, insanların vergi yükünü azaltıp da sporu kanalize edemezlerse gene umutsuzluk olacak. Ya neden spor yapar? Ben 12 ay boyunca şimdi mesela bir neden spor yapar? Az önce bir örnek verdiğim gibi tarafında işte aile örneğinde evet. Betlerde göre para var mesela. Hakkı payı var orada. Biz burada neden yapalım? Betonuza kapatmayı düşünüyoruz burada. Ne yapacağız bunu? Sonuçta hayır. Nasıl kapatma noktamız olmayacağına göre. Şu anda kapatamayız. İktidar biz değiliz. Değil mi? Tabii. Yani bu memlekette GSM operatörlerini kim eleştirir, anlamda eleştirebilir ki? Böyle kapak yapabilir ki? Kimse. Memnuniyetsizliğimizi. Yapamayız çünkü reklamlar kesilir. Bu böyle basit. Yani böyle. Böyle olunca, her böyle olunca yani o GSM'deki yaşanılan sıkıntıları dillendirecek medyamızda olmadığı gibi sportif anlamda da bunu dillendirecek bir kulübümüz yoktu. Çünkü kulüplerimiz de devletten de malanır. Kulüp devletle olan ilişkilerini bu tür açılmalı bozmak da istemez. Aktif lisanslı sporcu sayısına baktığımızda da özendirme noktasında da maalesef ahbap çavuş ilişkileri ve siyasal açılımlar veya siyaset da işin içinde olunca işte o evrensel sportif değerler olmuyor. Yani ulusal spor konseyleri veya spor yüksek kurullarıyla Avrupa Birliği'nde spor yönetilir, güneyde de verilir. Yani 9 kişilik veya 7 kişilik ulusal konseyler olur. Orası da var. Var ama aynı sporda ise müdürü var değil mi? Hocamız. Hüseyin Hoca var. Başbakan var ona bağlı. Tek başına yönetmeye çalışır. Ama ulusal veya spor yüksek kurulları devlette başkan tarafından atanan içerisinde mühendis var, spor kurucusu var, dış ilişkiler uzmanı var, olimpik atlet var, antrenör var, öğretmen var, yönetici var. Yani bir kişiyi ikna etmek kolaydır ama 9 kişilik heyeti ikna etmek zordur. Yani İspanya bu sporunu böyle yönetir. İtalya sporunu böyle yönetir. Amerika sporunu böyle yönetir. Güney Kıbrıs böyle yönetir. Kıbrıs Cumhuriyeti böyle yönetir sporunu. Yani ulusal spor konseyleri vasıtasıyla bir proje ortamıyla daha projelendirilmiş ve daha dört başı mamur sürdürülebilir yapıyla sporla yönetirler. Spor çok ciddi bir iştir. Yani çok ciddi bir iştir. Bu yok. Bu olmayınca siyaset olunca federasyon başkanları da siyasete atan oldu. Bu geçmişte vardı. Yani bugün de var. İnşallah gelecekte olmaz. Liyakat sistemi olmadı. Yani X federasyon başına bizim ahbap geldi, birine çavuş geldi, diğer noktada partilim geldi. O partilimi daha çok az yaptık. Böyle şey oldu. Yani siyasallaşmış bir spor dünyamız oldu. Ahbap çavuş ilişkisi oldu. Ama bu tüm yani 74'ten sonra tüm hükümetlerde oldu. Yani böyle küçük toplumlar liyakata bakılmadan böyle ahbaplık ilişkilerimizde siyasal parti yakınlığıyla birlikte bunu hep yaşadık. Ha gerçekten hakkını veren federasyon başkanları oldu mu tabii ki oldu. Gerçekten demokrasinin yaşandığı bir spor dünyası bazı federasyonlardan oldu. Çok başarılı federasyon başkanlarına geldiğim tarihte oldu. Serhat Oğlu, Enver Kaya baktığımızda, basketbolda geçmiş başkanlara baktığımızda çok değerli başkanlar yine yüzmede, bisiklette, atletizmde, masa tenisinde, güreşte çok değerli başkanlar geldi, geçti. Yani bundan sonraki süreçte artık yok, geçmiş yoktu. Önümüzdeki süreçte ne vardı? Önümüzdeki süreçte artık KKTC yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'ne Kıbrıs Cumhuriyeti'ne birlikler geliyor. Biz ne olacak? Bizim de artık bundan sonra buraya atılmamız devam etsin ama
sağlık bilinci içerisinde kitle egzersizine neden devam edelim? Burada yerel yönetimlere çok büyük iş düşüyor. Ki bunu La Koşa Türk Belediyesi çok iyi beceriyor. Yani kitle egzersizine yatırım yapalım. Biz kitle egzersizine de güzel bir yürüyüş olarak gerçekten. Avrupa Birliği'nin finansat diye. Yani kitle egzersizi, yürüyüş yapalım, yüzelim, bisiklet sürelim. Yani koşu parkurlarımız olsun, daha güvenli alanlarımız olsun, çocuklarımızın egzersiz yapabilecekleri alanların giderek artması önemlidir. Hal böyle olunca da tabii ki kitle spor ayrı, kitle egzersizine ayrı noktalarda bakalım. Kitle egzersizine yatırımlar yapalım. Her yaptığımız 1 dolarlık yatırım 5 dolarlık ilaçtan mutlu bir toplum yaratacak ve 5 dolarlık ilaçtan da seyir yapacak. Peki şey sorayım sana, bizim merakla biliyorsun, bir şey yapıldığı zaman popüler olur ama herkes yapar. Mesela spor salonları son zamanlarda. Her köşe başında spor salonu açtı. 90 aşkın. Bunun denetimi var mı yani? Öyle bir denetim yapılıyor. Yoksa ben karar verdim spor salonu açacağım bugün. Açarım. Var mı böyle bir şey? Var ama standart yok. Yani var. Başında kararlı spor adamı olmasası gerekmez mi? Yani geçmişinden sonra bir atılım var. Geçmişinden sonra diploma var. Eğitim yapılıyor. Evet. O eğitim açamazsın var. Bu şeyi. Salonu demezsin. Mutlaka halihazırda mutlaka bir ehliyet için bir kursa girmek lazım. Kursa başarılı olmak lazım. Bir ehliyet de açılır ama standartımız yok. Yani A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı salonlar olur ve salonlara sınıflandırılır. Kimisi spa'ya yöneliktir, kimisi tamamen performansa yönelik laboratuvardır, kimisi daha çok kitle egzersizine yönelik bir kondisyon merkezidir. Bunlar sınıflandırılır. Bizim memleketteki sporcu arkadaşlar diyetisyen oldu. Diyetisyenler de sporcu oldu. Karıştık. Biz böyle olduk. Böyle bir garip şeyimiz var. Evet, diyet yazarız değil mi? Bizim diyet lazım bugün diyet yazamaz. Ha egzersiz yaptır, ehliyeti vardır ama diyet yazamaz. Diyetisyen hanımefendi daha egzersiz yaptır. Yani onunla ilgili yoktu. Egzersiz konusunda da yoktu. Artık nakit cinsinden 1000 TL, 2000 TL kim kime sığdırırsa diyelim. Yani estetik de önemlidir. Diyetisyenin vereceği yemek grubu, gıda, yakıtla birlikte onun vereceği egzersiz. Hatta yan odadaki garip aletler de vardır. O garip aletler içerisinde insanlar gidiyorlar ve sürdürülemeyen bir kilo kontrolüyle birlikte işte estetik yönden daha güçlü olmaya çalışıyorlar. Diğer tarafa baktığımızda kondisyon salonlarında bugün yasaklı ilaçlar da satılıyor. Yasaklı ilaçlar yazıldı. Buradan nereden geliyor? Memleketlerden nereden geliyor? Adada yaşıyoruz. Güneyden her türlü ilaç geliyor. Yani gidip de bir sağlıklı yasak bakan nereye alıp siz kullanmayız? Bunlar kanser yapar, ne bileyim ne işte şişir. Yasaktır. Var. Yani denetimlere bana yetersiz. Her zaman her yerde, her yerde gibi. Yani bir fitness koçunun diyetisyen gibi bir reçete yazması mümkün değildir. Yani gıda noktasında, gıda kalitesine göre bir sürecimiz yok. Herkes keyfine göre bir protein yüklemesi yazar. Biraz whey protein yazar, biraz yasaklı ilaç yazar. Yağ yakıcılar vardır yazın kullanılan. Bulk dönem var. Kışın daha protein yapıcı, daha kilo aldırıcı. Biz de işte konuda bir keresinde bir şey verdiler. Alakası olmadı. Olsun. Sonuçta kaliteli yaşam için iyi dinleme önemlidir. Uyku çok önemlidir. Kaliteli antrenman önemlidir. Tabii kaliteli yakıt önemlidir. Bizim de açısından tavsiyemizdir. Allah'ın dokunduğu yiyeceklerden yararlanalım. Yani kutu içerisine sıkıştırılmış. Düşünün ulaş barış olarak siz bir kasaptan et aldığınızda, eve getirdiğinizde hanıma deneyinizde bunu yapalım, et, bunu kebap yapalım akşama. O eti dolaba kaldırırız. Yani buzdolabına. Çünkü 3-4 saat içerisinde bakteri olur. Bozulur. Şimdi o eti aldığında birileri kutunun içerisine koydular, kapattılar ve dediler ki 3 yıl boyunca o yakıtı tüketebilirsiniz dediler. Şimdi 3 yıl boyunca 3 saat duramayın. Evet, 3 yıl boyunca nasıl duracak? Yani boy biften bahsediyorum. Yani diğer sosisten bahsediyorum. Salondan falan bahsediyorum. Yani hep işlenmiş ürünler bunlar. İşlenmiş ürünler hep bizi ömrümüzden götürdü. Memlekette de maalesef kanser hastalıkları çok... Hep bunda görmedim. Yani garip krizi geliyor. Kötü beslenme. Kötü beslenme. Yani kötü beslenmeden, stresli yaşamdan, her şeye stres yapalım oldum. Stres yönetiminde maalesef kendimize dikkat etmiyoruz. Her şeyi değiştiremeyeceğimiz ortamlarda stres, mesela trafikte stres olmayan stres yönetim dersi aldık. Hoca dedi ki trafik noktasında fazla da stres yapmayın. Stresi yüzü yönetmek için de bilin ki o sizin değiştiremeyeceğiniz bir ortamdır. Siz onu değiştiremezsiniz. O zaten açılacak. Polis gelecek, o trafiği size açacak. Veya yavaş yavaş ilerleyeceksiniz, evin gideceksiniz. Yani bunun stresini yapmayın boşuna. Çünkü onu siz değiştiremeyin. Hava çok sıcaktır, stres. Yok. Baskı yani. Yok. Hava sıcaktır, klimalı bir ortam bulun, gölge bir ortam bulun. Yani stres yönetiminde egzersizi de unuttuk biz. Maalesef çok kötü beslenme,
çok kötü meyhane operasyonu. Yani spor merkezlerinin iki kere meyhanemiz vardı. Gidesin. Ama kapalı ortamlarda sigara içilmemesi gerekirdi değil mi? O da yasak gitti bitti artık ya. Yoktu. O öyle bir yasak yok değil mi? Yasası var kendi yoktu. Kendi ha. Yani içer. Yani pasif... Ama gene bazı adamlar bazı işte bile görüyorum ben. Onlar her adam uyguluyor. Güzel. Ona uygulasın. Ona uyguluyor ama uygulamayan çok var. Yani. Evet. Ama halk da istemez. Ya kardeş bırak içelim biz ya. Yedik meyene şimdi. Ha. Biz de istedik ya zaten. Ama sonuçta yani böyle şey basit var. İçicilik var. Kötü basın var. Sıvı alımı noktası nasıl mutlaka kaldı? Çok kaliteli suyumuzu geç artık yavaş yavaş hazır sulardan da faydalanıyoruz ama yani baktığımızda iklimsel coğrafya olarak da çok iyi durumdayız. En azından 300 gün güneş gören D vitamini alabileceğiniz bir adam. Havamız temizdir araba ya. Ama o başaramadık yerine. Yakındır o zaman. İçine girdiğimiz deniz kolibasiliyim. Evet. O kolibasilini geçtik okullarda. 36 adım okulun deposunu bizler temizleyemedik. O çok korkunç bir şeydi. Ha, 36 okulun yani cepten 200 lira verip de yani bu devlete kalmaması lazım. Bunu müdür diyecek ki. Temizledik onu. Evdeki izin. Senin için okuldan oraya sonuç. Bravo. Yani onlar telek okulayla birlikte alır veya siz cepten vereceksiniz. Ya. Bu noktada kolibasilini evdeki tamam okuldaki ne olacak? Yani 36 okulda bu gıda sağlık denetimi veya karpuz alırız. Karpuzu da Nezar Ahmet Efendi bunu üretti. Tahlil yapılır ve o tahlil sonucunda fazla zira ilaç çıkarsa İsviçre'de, Lozan'da yaşadık. Derler ki bu adamcağız Ahmet Efendi tahammülden adam öldürmekten yararlanmalıdır. Ben katılıyorum. Bravo. Çok yazdım. Ben yazdım. Bravo. Okudum. Ve sonuçta bizim memlekette üretici, belediye, tüketici... Yazılmazdı da bak eskiden bak çıkarıldı pesisi mesela yazmazlardı da. Dedi kendi şeyin yazması. Yazın. İrşa edin gelip alanlar. Üzüm çıktı zireye ilaç. Daha önemli bir şey söyleyeyim. Üzüm çıktı. O üzümün imha edilmesi gerekiyor değil mi? Gider çabuğa, güngöre. Böyle girdi çıktı yaparlar. Orada bir bekçi vardır. Ya uyur ya düşünmüş. Bilmiyorum artık ne yapılır. O da atlatılır. Girdi çıktı yaparlar. Kamera var eşiğinde. Ve o üzüm genetik banda W'ya gelir. Pazara gelir. Bunlar da yaşar bunun hareketi. Yani sonuçta zira ilaçlarını tahammül eden adam öldürmekten yargılanan bir dünya var. Bir de bizim dünyamızda girdi çıktı yapılan böyle bir dünya var. Üretimin, tüketimin kayıt altına alınmadığı bir memlekette yaşadık. Valla bilmiyorum. 50 tane milletvekili vardır. Parlamenter seçim vardır. Hükümeti iktidar mı? İktidar mı? Hükümete mi geliyorum? Sonuçta bir şey yapmak lazım diyoruz. Yapabiliyor muyuz? Üretim olmayınca sonuçta kendinizi de kullanamıyorsunuz. Kendinizi ifade etmenizde sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani 300 bin kişi de değiliz. Sonuçta 300 bin ofis yapıldı ama herhalde 1 milyona yaklaştık. Ben de geçmiş bir olabilirim. Bravo. Zaten emekten belli. Bravo, belli. Yani eskiden dere boyunda çift kalemat yapardık. Lef koşardık, çift kalemat yapardık. Yapardık, futbol maçı yapardık. Anlarda bir Ahmet Efendi'nin arabası gelirdi. Şimdi sorardık o dönemde kaç ki? Nüfus kaç? 150 bin dedi bize Feder Bey. 150 bin. Bakın Derebon'da çift kale maç yapardık. Araba yoktu. 150 bin. Şimdi Derebon'da yürüyemeyen 300 bin. Sizce 300 bin mi? Geldi? Biz memleketi zaten. Hastanelere baktığımızda 150 bin gördük zaten. Zaten sporun da statistikten çok bir ilişkisi evet. Vardı ve biz evet. Memleketin nüfusunu bilmiyoruz. Evet. Yani nasıl planlayayım beni? Şu kadar sporcu biliyorsun sen ama evet. Bakalım kaç kişi daha var yani. Ben akşam bir yerdeydim. Bir kulüp başkanı konuşuyordum. Mesela ya bir sürü CFR çocuk var. Orada burada yani hiç bilinmiyor bunlar. İşte Türkiye'den gelenler var, oradan gelenler var. Kayıt kalesi var başımızda takım. Ben bilmezdim. Evet. Bireysel olarak şey değil zaten. Yani gidelim gidip gelmeler var. Yeniliğe benim mahallemin dışarı. Şimdi kayıt altında olmak lazımdır. Böyle küçücük bir Kıbrıs Türk toplumunda kayıt altında olmak zor değildir. Adamlar 20 milyonluk İstanbul'un 3,5-3 milyonluk Kadıköy vardır. Biz onun onda biriyiz. Yani biz İstanbul'un bir semtinin onda biri mi ulaşmayı? Tabii öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Biz organize olamadık daha. Bizi yani sanatı, kültürü, ressamı memnun edemedik. Biz fotoğrafçıyı memnun edemedik. Biz kültürü, halk dansçısını memnun edemedik. Kampçıyı, balıkçıyı edemedik. Yani daha yukarıdan elektrik telleri geçer. Bakarsınız teller geçer. Köpekler birini ısırır. Kediler bir yerlerde karıştırır. Çöpler daha olmuş. Yani bir yerlerden böyle kaçak dumanlar yükselir. Rahatsızlar. Yani baktığında genel sağlık politikalarımız içerisinde, yine hijyen, sağlık, temizlik, çevre yani biz bunlarla beceremedik. Pisik, pis. Erbil'i talebimizden, master talebimizden, Erbil'i. Hocam diyor biz pisik, siz biz ne pisiniz? Bak Erbil'li çocukları bulunan kuzey arkadaşlar, biz de meşhur pisik biz, siz bize ne pisiniz diyor. Yani doğrudur. Çıkın bu sebeple bir koşu yapın, göreceksiniz. Yani neler yaptık biz
vatandaş olarak. Yani bunu da belediyelere yüklememek gerekiyor. Yok canım bak. Kabahatları var. Bak. Aa toplum Kıbrıs Türk'te bunlar bir pis. Yani biz 10 gün önce temizledik. Boğaz bitti kabahatları. Gidelim şimdi bakalım. Çok fena. Çok kötü. Çok sadece kötü. O değil. Lekoş'a geliyor bu temizle. Bravo. Geçelim bakalım görürsünüz. Bravo. Yani yok. Yani olmayacak. Ben orada da ceza olsun istiyorum. Şimdi... Yani çok sert ceza da yok. Şimdi hocam da giderim diyor okulda. Kedilerin ve arabanın mezarlığında oradan yürürüm. Yolun kenarında köpek görürüm. Ölü. Ertesi gün gene okula geleceğim. Gene görürüm. Gene görürüm. Gene görürüm. 5 gün boyunca diyor. 6 gün. 1 ay o köpeği görürüm diyor. Çürür kokar. Bizim ağa orada. Neden diyor? Neden? Nereye almazlar? Dedim Allah'ım Lefkoş ile Gine arasında orada bir belediyeci yoktur herhalde. Yani yönetim gibi hakkı yok. Yani o noktaya müdahale edebilir. Yani biz bunlara müdahale edemeyiz. Bizim çevresel anlamda biz memleket olarak sınıfta kaldık. En mühim Kıbrıs Türk toplumunda yolsuzluk da başladı. Yani yolsuz, hırsız bir toplum olmayalım dur. Gidiyoruz. Oldu. Gayırmacı oldu. O efendi bir ezel ben öyleydi. Olmaz. Yani. Ama yani bu kadar da olmaz. Yani Kıbrıs Türk toplumu bu değildir. Ya. Bizim analarımız, babalarımız savaştı. Bu işler ne için daha refah bir dünya olsun. Daha çok bozuldu. Yani. Güvenli bir ortam olsun. Yani daha güvenli bir ortam olsun. Yani artık bizim memlekette de MOBESE kamerası şarttır diye düşünüyorum. Bizim memlekette at kimlere kime sıkar o da belli değil. Ya. Uyuşturucunun kol gezdiği bir memleketimiz vardır. Mafyanın silahını kendi evine saklayan polisimiz var. Maalesef yani bunlar medyada yer alan haberlerden izliyoruz biz de. Yani mutsuz bir toplum olduk. Sonuçta bu mutsuz toplumun da zemininde spor politikaları, belki spor politikaları bir puzzle'ın bir parçasıdır. Yani daha keyifli olalım, daha sağlıklı olalım, kendimizi daha enerjik hissedelim, daha temiz bir çevrede yüzelim, daha iyi bir çevrede bisiklet sürelim, bisiklet sürerken fotoğrafçılık yapalım, daha güvenli olayım. Sonuçta yani totalde bir yaşam kalitemiz olsun. Yani biz çok bir şey istemedik. Yani biz seçim 2018'de beklentimiz nedir? Total toplamda yaşam kalitesi istiyoruz. Yani şahsen ben evlatlarım için, fizik çocuklarım için yaşam kalitesi isterim. Ha ekonomik, siyasal, kültürel, aktiviteler olsun, bayındırlık, ulaşım olsun. Bizim yollarımız Şırnak'tan geridir. Yani o Şırnak'a gördüğümüz yolları vardır artık. O bir yol vardır. Bizde yol maalesef plakayı taktıktan sonra arabanın %25 değeri düşermiş. Bizde %50 düşer değeri. Yani çok kötü. Çok kötü. Yollarımız kötü. Yani ısı, ışık, hava, gerçi biraz çok karamsar oldum ama öyle ama geçen ama maalesef yani bir şey de yapmak lazım. İyiye gidip bir şey yok. Bizim istediğimiz biraz sosyal adalet olsun. Liyakat tahsile bakılsın. Adaletli bir düzen istedik. Sevgi dolu bir düzen istedik. Bilgeliğin, bilgelik olsun. Hem bizim liderlerden beklentimiz olur. Başka bir beklentimiz yoktur. Daha keyifli, daha insan, daha sevecek, daha sıcak olsun. Mesaiye uyulsun. 08'de 08'de mesai başlasın arkadaş. Hiç kıpkısı ne bacağı bir şey değil. Mesela yani mesela. Yok yani. Ama bunu dışarıdaki adamlar vergi veriyor. Özel sektör vergi veriyor. Bu nokta işlerin dönsün diye. Dönmüyor. İşte dönmesi lazım. Bir kişiden olması gerekir. Vallahi hayırlısı olsun. Tekrardan ben kutlarım sizi. Keyifle takip ediyoruz. Gazete ve haber portalı bize doğru haberi veriyor. En önde önemlidir. Hem gerçek haber almak hem de haberin kaynağından almak. Sürede hız önemlidir. Amaç olur tabii. Harun Bey'i, Hakan Bey'i, sizi, değerli çalışanları, Gakti ailesini bir kez daha tebrik ederim. Kutlarım inşallah uzun soluklu bir şekilde. İnşallah. Bu haber portalı. Ben sana bir sorudan soracağım ama adaylık madaylık duydum sen var öyle bir şey. Adaylık sürekli. Senin gibi bir adamız, senin gibi bir hocanın tanımız, bir sporun başında olmasa mesela benim isteğim. Sağ olun. Liyakat dediğim biraz önce. İnşallah. Yani sonuçta işte anlıyorsun, bütün bilimsel verileri de biliyorsun. Keşke öyle bir şey olsa yani gerçekten. İnşallah. Kısmet artık bilmiyorum. Böyle bir işten çoldu. Bir görüşme, konuşma oldu. Bir telkin oldu. Ama Selamet Göçe'yi gördüm yani. Yani bir dezliyim. Yani istemek sanki yani bilmiyorum. Yani. Öyle bir şeye girmek istemem. Yani düşüneceğim, bu iş biraz finans ister, biraz güman ister, biraz ilgi ve enerji ister. Biz biraz da böyle akademik yetkinliğimi daha tamamlamadım. İnşallah o yetkinlik tamamladıktan sonra bu memlekete birkaç dönem hizmet vermek isteriz. Ama nasıl bu hizmet olur? Onu tabii ki artık kısmet... Ama şu anda teklifler geldi sana. İki değerlendirme yaptık diye bilmiyorum. Ya konuşuyoruz. Daha konuşuyoruz. İnşallah. Hayırlısı olur inşallah. İnşallah. Ben de görmek isterim. Sağ olun. Gerçekten hocam. Yani, sağ olun. Tabii bu programda açtık süresini. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok şeyli bilgiler verdiğinizde. Sağ olun. Geçen mesela kalasayım falan durumda da soracaktım ama neyse. Başka zaman. Başka zaman. Seçimlerden sonra. Evet, Gark TV'nin bugünkü canlı yayınlarının sonuna geldik. Çok değerli bir misafirim vardı burada. Spor adamı, akademisyen ve kendisine muallim diyor. Muallim Nazım Burgul burada bizimle beraberdi. Çok değerli tabii ki spor politikalarını konuştuk. Sporu konuştuk genel olarak. Tabii ki sporsuz kalmamamız lazım gerekir. Gerçi benim göbek eridi ama... İyisiniz ya. Biraz eridi. Kalır mı?
Evet, teşekkür ederim. Evet, herkese sporlu günler dileyeceğim. Çünkü hocamızdan kapatıyoruz sporlu kapatmamızı. Canlı yayınımız da, yani canlı yayınımız bugünlük bu kadar, kapatıyoruz. Yarın çok değerli 3 konuğum daha var. Bunu da size tabii ki Gaktizm portallarından duyuracağız. Şimdilik herkese iyi akşamlar, mutlu bir gece, gün diliyorum.